Merhaba arkadaşlar. Korona günlerinde yeni bir tokayla karşınızdayım. Şimdi üç renkli bir toka yapacağız. Şöyle kudrelerimi göstereyim size. Malzemelerimiz kurdele, iğne iplik, mezura, silikon tabancası, bir de süslerimiz var değişik değişik. Onun dışında bir de penstokaya da banta da yapabilirsiniz. Taca da yapabilirsiniz. Ben penstokaya yapacağım büyük ihtimalle. Çünkü penstoka yaparsam taca da takabilirim. Böyle bir olanağım var. Taca ona göre kaplarsam hem penstok olarak hem taç olarak kullanılabilir. Şimdi ölçülerimize geçelim. Bu arada ben kurdelelerin uçlarını yaktım. Haberiniz olsun. Siz de uçlarını yakarsınız. Evet. 20 santim uzunluğunda 2 santim genişliğinde 3 tane kurdelemiz var. 3 renk. Şimdi önce bunları ortalıyoruz. Ortalarını buluyoruz. Şimdi bana iğne lazım. Şuradan iğne alayım. 3 tane iğne alalım. Üçüncü dönmüyor. Şöyle iğne diye koyalım. Şimdi bunu ortalıyoruz. Evet. Böyle iğneyi takıyorum. Ve kenarda bekletiyorum. İkinciye geliyor sıra. Bu da 20 santim yine. 3 parça 20 santim. Bir tane de ortası için 4-5 santim genişliğinde bir parçamız olacak. O da siz hangi renk isterseniz ona göre kesebilirsiniz istediğiniz renkte. Hangisini daha yakıştırırsanız. Evet, ikinci kurdelemiz. Bunu bir arkadaş paylaştı. Ben de onun için videosunu çekiyorum. Umarım ona yardımcı olabilirim. Ortasını bulduk. Ay, ellerim de masmavi. Kusura bakmayın çıkmadılar. Gıda boyası. Şöyle bunu da takalım. Nerede? Yine burada. Evet. Şimdi şöyle koyacağım. Evet. Şunu da bunu böyle takayım. Evet. Şunu çıkaracağım. Şu pembeyi bunun altına koyacağım. Bakacağım, ortalıyorum. Uçları aynı mı? Aynı. Evet, şunu da şöyle gri, griye geçirirken elime de geçiririm. Böyle geçirirsem tamam. 3 parça. Şimdi iğne ipliğimizi alıyoruz. Dibi düğümlü olsun tabii ki. Normal diğer örneklerde yaptığımız gibi. Şunu çıkaracağım. Ya şeye dikkat edin. Şu kenarlarının üst üste gelmesine dikkat ederseniz. Modelde böyleydi. Evet, bu iğneyi de çıkaralım. Şimdi bunu böyle sıkıştırıyorum. Evet.
çekiyorum. 1, 2, 3 sardım. Daha sonra son kapamadan önce dikişi böyle ayarlıyorum. Böyle olması gerekiyor. Azıcık daha böyle genişletelim. Evet. Şurayı da. Şimdi ipliğinizi sağlamlaştırıp kesebilirsiniz. Şöyle. Evet. Tamamdır. Makasım nerede? Hadi bakalım. Şuradan. Kestim. Evet arkadaşlar. Şöyle pembeli membeli. Böyle yine küçük fıstıklar için tatlı bir toka örneği. Şimdi bunun ortasını kaplayacağız. Önce ortasının tokasını yapıştırayım altına. Ben bu makineyi açmayı unutmuşum yine ya. Şöyle ortadan kaplayacağız. Daha sonra isterseniz üzerine şu süslerden yapıştırabilirsiniz. Bende bir tane mini kafası var. Bir tane dondurma var. Gri ve yeşil. İki tane kafa var daha doğrusu. Şunlardan da olabilir ama bunları daha büyük tokalara düşünüyorum. Şu anda ona uygun model bulamadığım için öyle bekliyor onlar. Kenarda süslük. Video aksesuarı olsun onlar şimdilik. Tabancam ısınınca tekrar kaydetmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, silikon tabancam ısındı. Ben de artık tokaya devam edebilirim. Önce altına toka yapıştıralım. Pens tokamızı yapıştıralım. 4 santimlik pens toka kullanacağım. En çok kullanılan bu. Ben en çok bunu kullanıyorum daha doğrusu. Şöyle. Yapıştıralım. Bekleyelim azıcık. Evet. Şöyle ayarlayalım. Azıcık bekledikten sonra ortasının kulübesini takalım. Evet. Yapışmıştır artık. Şimdi ortasının kurdelesi, yine 2 santimlik kurdeleden şöyle yaklaşık 5 santim. Bu tabi sizin kurdelenizin ya da bağlama genişliğinize göre değişebilir. Onu siz ayarlayabilirsiniz. Bana bu yetecek büyük olasılıkla. Bunu daha kalın kurdeleler, daha geniş kurdelelerle de yapabilirsiniz. Ben 2 santimlik renklerim daha güzel olduğu için 2 santimlikle yapmak istedim. Şimdi alıyoruz. Tokamızın ortasına yapıştırıyoruz. Ve şuraya da bir silikon dokunduralım. Pardon. Kameradan kaçtı galiba. Evet, şuradaki fazlalıkları alacağım. Şöyle. Gri kayboldu. Neredesin gri? Tamam. Orasının kurumasını bekliyorum birazcık. Bakalım açılmış mı? Açılmamış. Tamam. Şimdi şuraya bir dokunduracağım. Bir de şuraya dokunduracağım silikonu. Sonra katlayıp içine yapıştıracağım. Evet. Şu anda tokamız tamam. İsterseniz üzerine istediğiniz modelde aksesuar yapıştırabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış.
dediğim gibi ben de şu mikilerden üzerine koyacağım. Şu an yapıştırıp yapıştırmama konusunda kesin bir fikrim yok. Sadece üzerine koyayım, siz görün. Evet, toka bu. Grili koyarsak böyle olur. Bir tane dondurma koyalım. Dondurma koyarsak şöyle olur. Bir dakika böyle tutayım. Dondurmalı da güzel oldu. Bir tane de pembe buldum. Bir tane de pembe koyabiliriz. Pembe koyarsak da böyle olur. Nasıl isterseniz, hangisi hoşunuza giderse ondan yapıştırabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp sayfama da abone olursanız çok memnun olurum. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.